Kuzu sesi. Kuzu sesi. Ti. Boru sesi. Me. Mısır'da bir tanrı. Osman abi. He. He, oluyor. He, olur. İlhami abi ya, bu tabelaların hali ne abi? Ne varmış oğlum tabelada? Abi, cipisle çikolatayı anladım. Abi, kruvasana kuru Hasan yazmak ne? Onun yanındaki Hasan Akıcıklık olsun diye yazdım lan. Daha sonra bir şey olmuş değil mi? Püsküviti niye yazdın abi? Lan onu ben değil, baban yazdı ya. Osman abi, kaç kere dedim, onun doğrusu püskut, püskut. Abi, püskut oldu mu sence? Lan oğlum, püskut deyince sen ne anlıyorsun? Bisküvi. Demek olmuş işte. Gözünü seveyim abi, şunları değiştirelim bir ara ya. Ali, onları düzeltsin. Ben niye düzeltiyorum baba? Benim okuma yazmam yok. Tamam, ben düzeltirim bir ara, ben düzeltirim. Bir de Osman abi, mal geleceğimiş, arabayı oradan çekeceksin ya. Ali, arabayı çeksin. Ben niye çekiyorum baba senin arabanı? Benim şoförlüğüm yok. Tamam, ben çekerim, ben çekerim, ben hallederim. Tamam, şu tezgahları da baba bir ara sıkmamız lazım, çok oynuyor. Ali, sıksın. Ben niye sıkıyorum baba? Ben bu yaşta sıkamıyorum oğlum, ne yapayım? Osman abi, sende de hiçbir bok yok, gözünü seveyim ya. Onu yapamıyorum, onu da ben yaparım. Ben yaparım, onu da ben hallederim. Önce arabayı çekeyim de bari, sonra halledeyim o işleri ya. Adam da o yok, bu yok, şu sen yok. De var ya, bana iş kitleyeceksin diye onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Bunların hepsini bana sen öğretmedin mi? Vay be. Ben sana her şeyi öğrettim, babaya saygısızlık etmemeyi öğretememişim ama. Öğrettim baba, hatırlasana. Öğretememiş. Demek ki ben malım. Senin baban bir mal demek. Böyle. Babam doğduğum ilk günden beri bana hep bir şeyler öğretmeye çalıştı. Hadi babacığım, öğrettiğim gibi söyle bakayım. Baba, baba. Baba. Aferin. Osman abi, ne yapıyorsunuz? Oğlana konuşmayı öğretiyorum. Bak, İlhami geldi. Ona ne diyordu? Puşt İlhami. Allah Allah, bebeği ne öğretiyorsun abi sen? Allah aşkına ya. Puşt. Her zaman eğitici olmasa da bazen böyle şeyler de öğrettiği oluyordu. Büyümenin her evresinde babam benim yanımda oldu. Hatta okuma yazmayı da o öğretti bana. Hoş geldin hanım, hayırdır? Hiç hayır değil, oğlanın okulundan geliyorum. Sorma sorma, anlatacağım bak şimdi sana. Ne oldu kız? Bizim okuldan geliyorum. Bizim oğlan okumayı sökememiş. Ha. Herkes sökmüş sınıfta ama bizim oğlan bir türlü sökememiş okumayı. Öğretmen ödev verdi, evde çalıştırın dedi. Evde demiş, sen de dükkana geldin o zaman. Ya ama beni dinlediğimi var, bir satır okutamadım ya. Ne ödev vermiş? Bak şimdi okuyayım sana. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinlik. Neriman, sen de okuyamıyorsun. Sen nasıl öğreteceksin oğlana ya? Ama ne bileyim, al sen oku o zaman. Ver. Allah Allah. Yazan şeyi nasıl okuyamıyorum? Kurban olayım ya. Bu şiniğe tarlaya bir keker... Boş ver, bizim ona okumasın ya. Çocuklar böyle ödeyim mi veriyor ya? Osman, saçmalama ya. Gönderiyorum çocuğu. Allah'ını seversen biraz ilgilen. Top mu oynuyor hala? Evet. Gönder, tamam gönder. Tamam. Gönder, ben çalıştım. Bak. Gönder. Sen de. Hadi tamam. Ya, haydi, gönder. Haydi, haydi, haydi. Gönder. Çocuğu gönderiyorum çocuğa. Baba, annem gönderdi, okuma yazma öğretecek misin? Öğreteceğim babacığım. Gel, gel şöyle otur bakayım şimdi, birazcık çalışalım. Tamam baba. Şimdi, bak oğlum, okuma yazma çok önemlidir. Sen okuma yazmaya dair ne biliyorsun? Alfabeyi biliyorum baba. Güzel, okuma yazmanın yarısıdır. Ama alfabenin yarısını biliyorum baba. Okuma yazmanın yarısının yarısıdır, canın sağ olsun. Olsun, olur. Baban her türlü şeyi öğretecek sana. Say bakayım alfabeyi. A, B, C, Ç, D. E'si yok baba. Oğlum E'si var. D'den sonra gelen E ya. Aa. Hayır, başa dönme. Devam et. Baba, ben başa dönmedim. Şaşırdım. O yüzden öyle dedim. Oğlum daha 23 tane daha var. Hepsine şaşıracaksan işimiz var bizim. Hayır, ben baba oku... Görünce okuyabiliyorum. Tamam. Olur, olur, olur. Gel bakayım babacığım. Aslanım. Gel. Şimdi bak. Tamam, bak. Oku bakayım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H,
H, J... Ha, hayır, hayır. G'den sonra yumuşak G var. Niye atlıyorsun hormonu? Baba, onu gördüm de okumak istemedim ya. Gerçek hayatta ne işimize yarayacak yumuşak G? Oğlum, yumuşak G, hayatımızın her yerinde yumuşak G var. Bak mesela... yarın... arada yumuşak G var. Böğün... arada yumuşak G var. Börek... arada yumuşak, yumuşak G önemli, onu atlama. O zaman mı? Böğün yarın... börek yeriz. Aslanım benim işte bu. Bak cümle içinde vurunca nasıl anladın değil mi? Yumuşak ye, önemli. Türkçe öğretmenim çok sevinecek. İnşallah. Bak şimdi. Osman abi ne yapıyorsunuz? Oğlan okuma yazma öğretiyorum İlhami. Sen okuma yazma biliyor musun abi? İlhami kafamı karıştırma kurban olayım. Ah bak öğretmenlerim buraya fişler yazmış. Bak senin adın bir de. Bak şimdi tekrar et. Bak şimdi. Koş Ali. Koş. Koşup ne olacak abi? Atletizmci mi olacak bebe? Başkasını oku oğlum. Ali topu tut. Bak şimdi de kaleci oldu. Tamam oğlum bak bunu oku. Ali ata bak. Altılı mı oynayacak abi bebe? Allah aşkına ne yapıyorsun ya? İlham senin okuma yazman var mı? Var abi olmaz. Olur mu benim okumam yazmam şimdi ya? Şunu bir oku bakayım. İyi. İlhami bir siktir git. Bravo. Ayıp ediyorsun abi. Ama çocuğa bir şey öğretiyorum, sürekli karıştırıyorsun. Be, aklı almaz, kafası ermez, basmaz diye söylüyorum ya. Basmasın ya. Bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekereye bozala bozbaşlı pis porsuk dadanmış. Şu an yüzünde tarihin en büyük göt oluşunu izliyorum İlhami. Ya aslan oğlum benim. Çal babasının oğlu işte. Ödülü hak ettin. Niye ödülü? Bunu ben de yaparım ya. Yap lan. Tarlaya kükili mikele ekmiş. Lan hadi kükili mikele ne kurban olur. Niye bulursun İlhami? Allah'ın belki de senin elinden biliyorum. Gözünü seveyim ya. Aldığım her övgü, babamdan aldığım her övgü... öğrenmeye merakımı benim günden güne daha da fazla arttırmıştı. Ben bildiğim her şeyi babamdan öğrendim. Bildiğim her şey derken mesela okuma, yazma, yürüme, tamirat, tadilat... hatta ergenliğe nasıl gireceğimi bile babam öğretti bana. Ki o en zor olmuştu. Yani herkes için. Sağ ol hanım, hoş geldin. Hayırdır? Hiç hayır değil. Bak şuraya geçeyim, anlatacağım. Allah Allah. Bizim oğlan da bir garip haller var. Galiba ki ergenliğe giriyor. Ya sen nereden biliyorsun ergenliği de ergenliğe giriyor diyor? Sivilceler çıkmış, çok iğrenç duruyor. Ya yok, yediği bir şey dokunmuştur. Tuvalete giriyor, 45 dakika çıkmıyor. Midesini bozmuştur. Geçen gün Nurten'in ayak numarasını sordu bana. Ahlakı bozulmuştur. Sen ne ara... ergenliğe girdiğinde fetişist oldun. Aç köpek şu hale bak. Osman ne olduysa oldu artık. Ne olur ben ilgilenemiyorum. Böğün de sen ilgilen. Böğün mü? Kız senin Türkçen gayet iyiymiş evet. Okuma yazman. Niye o zamanlar bana kilitledin çocuğa şeyi? Ne bileyim işte iyiydi ama benden bir öğrenemedi. Demek ki senden öğrenesi vardı. Tamam tamam gönder de şey yapayım. Top mu oynuyor bu gene? Evet. Tamam gönder radyoyu tamir edecektim. Beraber ederiz. Radyoya ne oldu? Ya sesi arada bir cızırtılı geliyor. İşte aynı bizim oğlan. Neyse ben bir gideyim çocuğu göndereyim sana. Nasıl? Tamam mı? Böğün sende çocuk. Nasıl cızırtılı geliyor lan? Baba annem yolladı. Radyo tamir edecekmişiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli aleyhi. Gel. Gel babacığım. Tamam, gel. Tamam. Heh, şöyle bir otur. Tamam. Aferin. Ne yapıyoruz şimdi? Susuyoruz. Şöyle baba oğul karşılıklı bir susalım. Tamam mı? Radyoyu tamir edelim. Olur mu oğlum? Olur baba. Heh, güzel. Neden susuyoruz anlamadım ama. Susuyoruz. Boş ver. Sinirlerimiz bozulmasın karşılıklı. Susuyoruz. Babacığım. Tadilat, tamirat işi bir erkek için altın bileziktir. Bak, yarın bir gün sen de evlenip çoluğun çocuğun olduğunda eşine çocuğuna tadilat öğretirsin. Yarın öbür gün evlenip mi? Çocuğun mu var? Annesi kim baba? Ben tuvalete gidebilirim. Hayır, hayır. Tuvalet yok. Tuvalet yok. Otur.
oğlum. Otur oğlum. Tamam. Ben aç bunu oğlum. Aç, içini aç. Açtım baba. Aferin. Şimdi bana oradan tornavidayı ver. Yıldız. Yıldız kim baba? Ben bir tuvalete gidemiyorum. Hayır! Tuvalet yok. Tuvalet yok oğlum. 45 dakika bekleyemem ben seni. Kal. 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 Babam kal. Şimdi bak orada yeşil olan. Heh, ona yeşil ver. Şu mu baba? Oğlum o yeşil mi? O çekiç babacığım. Yıldız sonları da yeşil olan. Al baba. Heh, güzel. Bak ucu yıldız gibi bak. Gördün mü? Aslanım benim. Şimdi yok. Yok, burada yanlışlık var. Şimdi düz tornavidayı ver. Baba, bence yıldızdan düze düşmeyelim. Oğlum, sence ben tornavidaları yarıştırıyor olabilir miyim ya? Ya bu nasıl bir mantık? Kurban olayım. Bak, öteki de orada olması lazım. Ucu daha düz olan. Bu mu baba? Aynen öyle bak. Ucu düz. Osman abi, ne yapıyorsunuz? Ne yapak oğlanla şeyi tamir ediyoruz, radyoyu. Osman abi, radyoyu bırak şimdi. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Osman abi, mahallede hepimiz kafayı yedik. Garip bir ses dolanıyor abi ortalıkta. Böyle hilti sesiyle, nasıl desem, dolap dere canavarı arası bir şey abi. Ya ne diyeyim? Sen dolap dere canavarı nereden biliyorsun da lan? Sesini duydum Allah'a. Yok öyle bir ses. Garip ben bir duymadım. Ses abi, garip yok, ses. Yok öyle bir ses. Tamam. Oğlum oradan bana kontrol kalemini uzat. Baba, hangisi kontrol kalemi ben bilmiyorum ki. Ana kavratını. Dolap dere canavarı. Yok, yok. Tövbe bismillah. Dur ya, olur mu öyle şey? Hayır, öyle bir şey yok. Dolap dere canavarı değil. Oğlan şey oldu, ergenliğe girdi. Abi ne ergenliği? Mutasyon geçiriyor şunun tipine bari. Vurayım bir tane çıkarayım ergenlikten ha. Lan öyle ergenlikten çıkarılır mı? Manyak mısın ya? Allah Allah. Vuruyor lan canavarı. Oğlum konuşma sen de ya. Ergenim ben, bir korum. Konuşma ya. Ya. Tamam, tamam. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Allah bir indir şunu. İndir. Ne indireyim baba sen onu? Oğlum! Unut, yok öyle bir şey babacığım. Tamam. Allah aşkına İlhami, ne olur bak kurbanım, koy onu. Abi. Babacığım otur şöyle. Oturuyorum. Otur babacığım, heh. Isırıp ne etmez hem bu? Yok İlhami ya. Ne ısıracağım abi seni? Tamam, şakarım şimdi kafana. Ben de sana korun bak. Dipsik oldu mu vallahi yamuk? Saça bak. İlhami. Babacığım, bizim seninle bu konuyu demek ki derin derin konuşmamız lazım. Hangi konuyu baba? Ben anlamıyorum ki. Tamam oğlum, önce sesimizin desibelini düşürelim, tamam mı? Sibel kim baba? Ben bir tuvalete gidelim. Hayır! Oğlum onu unut. Ne olur unut ya tuvaleti. Unutacağım. Heh. Bak şimdi babacığım. İnsanlarda, yani şey insanlarda, erkek insanlarda, ya kadınlarda da var da erkek insanlarda belli bir dönemden sonra böyle bir şey olur. Başta dersin ki lan ne olur? Anlam veremediğin için korkarsın. He, korkmak. Korkacak, bu durumdan korkacak hiçbir şey yok babacığım. Bu durum tamamen ne biliyor musun? Büyümek. Büyüyoruz babacığım. Büyüyorum baba. Hayır! Unut! Oğlum yaş olarak büyüyoruz. Ben de yaş olarak büyüyorum zaten. Heh. Yani mesela sabah uyanırsın. Uykunda. Bir şey gördün mesela. Sabah uyandın. Ha, ne gördük baba? Hayır. Tamam. O mesela şey olur. Ya İlhami nasıl anlatırım ya? Ne anlatayım abi, dur sen. Baba ne kamyonu ya? Benim ehliyetim bile yok. Yok, yok. O öyle. Tamam. Bunu böyle ulu orta anlatmayayım oğlum. Tamam, dükkana geçelim, dükkanda anlatalım. Hadi gel İlhami, sen de gel. Hadi. Tamam, ben gelemem. Siz gidin. Sebi? Altıma işedim. Sabahtan beri diyorum tuvalete gidebilir miyim diye. Ben onu yanlış anladım. Hakkını helal et oğlum ya. Tüh İlhami, şunları al. Al İlhami, al ya. Abi bu sadece işememiş, sıçmış herhalde. İlhami! Kurban olayım yapma, deme öyle. Allah aşkına yürü ya. Allah'ım bebeğim olmaz ha. Gel sana şunu. Ne oluyor ya?
Daha sonra ergenliğin püf noktalarını da anlattı babam. Şimdi asıl meseleye geldik. Belki yürümeyi kendi başıma öğrenebilirdim ama babam gibi araba kullanmayı hiç zannetmiyorum. Hele gözü gibi baktığı arabasını hiç zannetmiyorum. Osman ya. Bir eğlencemiz bu ya, Allah Allah. Hoş geldin hanım, hayırdır? Hiç hayır değil. Dur anlatacağım bak, ne oldu biliyor musun? Bizim bu çocuk tutturdu benim babamın arabasını kaçıracağım, götüreceğim diye. Ne? Kaçırdı mı yoksa? Kaçırdı mı it oğlu it? Nerede? Çabuk polise haber ver. Suçu neyse yatsın çıksın, ben de bakmam. Ona sen bakarsın artık. Ya dur, sakin ol. Ben onu ikna ettim. Dedim ki babanın canını al ama arabasını alma dedim. Ama biraz abarttım galiba. Hayır, gayet güzel konuşmuşsun. Hiçbir abartı yok. Canımı alın, arabamı almayın abi. Osman, sende de ne araba sevdası varmış Allah'ını seversen. Çocuğun yaşı geldi, öğret ne olacak? Değil mi? Bu ehliyet alacak şimdi. Evet. Tamam, tamam ya. Ama benim arabayla olmaz. İlhami'nin arabayı alırız. Benim araba değerli ya. Osman, araban mı ben mi? Allah aşkına, kendini niye arabayla kıyaslıyorsun? O 125 beygir. Doğru söylüyorsun Osman. Sen de tek beygirsin. Allah'ın beygiri. Çekil şuradan. Çocuğu gönderiyor. Böğün yine sende o çocuk. Gönder. Allah Allah. O ne lan? Lan arabayı kim kullanıyor? Ben kullanmıyorum baba. Bilmiyorum diye dokunmadım. Oğlum nasıl geldin buraya? Çocukları ittirdim mahalledeki. Allah kahretmesin ya. Ne var baba ya? Tamam lan. Geç yana geç. Şoför koltuğuna sen geç. Bana araba kullanmayı mı öğreteceksin? Lan geç işte şoför koltuğuna, uzatma ben, ya. Dur şöyle geç. Geç. Gel. Bu arabayı da... Şimdi... Güzel, oğlum. Araba kullanmak çok önemlidir. Bir erkek için aşırı önemlidir araba kullanmak. Şimdi her şeye baştan başlıyoruz. Bak oğlum, bu bir araba. Biliyorum baba. Güzel. Peki sen araba hakkında ne biliyorsun? Bu bir araba. Güzel. Aferin. Şimdi marşa bas. Aferin. Şimdi vitesi bire tak. Vites hangisi? Vites işte lan. Ha vites. Heh. Şimdi ayağını debriyajdan çekerken birazcık gaz ver. Ver. Canım sağ olsun. Hiç problem değil. Tamam. Hiç sorun yok. Şimdi vitesi boşaldık. Aldık. Vitesi bir alma. Marşa bas. Vitesi bire al. Tamam. Vitesi bire al. Aldım. Güzel. Şimdi debriyajdan çekerken yavaşça ver. Tamam. Yavaşça ver. Yavaş veriyorum. Yavaşça ver! Ya... Ne mal adamsın ya? Dünyanın kolay şeyi bu. Ne bağırıyorsun baba? Yavaşça veriyoruz işte ya. Özür dilerim. Sakin olmam lazımdı. Vallahi kusura bakma ya. Allah, vitesi boşa aldık. Aldık baba. Güzel. Şimdi marşa bas. Güzel. Vitesi bire al. Aldım. Aferin. Şimdi debriyajdan yavaşça çekerken gaza dokun. Dokun. Gaza dokun. Dokun. Dok. Siktir git buradan, öğrenme araba. Ben sana taksi paranı veririm. Ne yapıyorsan yap ileride. Allah kahretmesin ya. Baba ne var işte? Ayakları karıştırdık. Yavaşça kaldır, indir. Sür, sür. Devam et, sür. Tamam. Bak ne yapıyoruz o zaman, çok basit. Marşa bastık. Aferin. Ayakla mı bassam? Yok. Oğlum. Tamam. Vitesi bire aldım. Evet. Geldim diye. Abi. Baba. Aha gidiyoruz. Hareket ediyorsun. Vallahi gidiyoruz. Aferin. Lan sağ yap. Sağ yapıyorum baba. Güzel. Yavaş. Sakin. Yavaş. Şimdi yavaş. Biraz gaz ver. Biraz gaz. Veriyorum baba. Arabayı bağırttırma. Arabayı bağırttırma. Arabayı bağırttırıyorsun. Motoru sustur. İki et daha. Motoru sustur. Sustur motor. Dur sus lan motor. Gel buraya git. Gel buraya git. Şirene bas. Şirene bas. Şirene bas. Baba, İlhami abiye vurduk. Yapacağın işi... Olsun, tükana da girebilirdik. Evet baba, cana geleceğine mola geldi. Sen eve git, ben sana öğreteceğim. Eve git, öğreteceğim sana. Eve git. Ya vallahım ya, bir şey var mı? İyiyim herhalde abi ya. Yok, arabada lan. İlhami. Abi Allah cezanı vermesin, insan bir hastaneye mi götürür bari ya? Kalk İlhami, gidek kalk. Valla. Kalk gidek kalk da araba gaz da almıyor. İterek götürek bari, kalk.
Bizelik hastaneye mi gideceğiz? Ya kah İlami, Allah aşkına yürü ya. Allah Allah. İlami iyi misin? Abi bacağım kırılmış olabilir. Yok, kırılsa duramazdın. Ne yapayım, oyun havası mı oynayayım? Bacağım kırık işte ya. Tamam, yürü Allah aşkına ya. Yavaş, geç. Oğlum. Senden öğrendiğim her şey hayat boyu devam etti. Oğlum, iyi bir üniversite kazan. Kolunda altın bileziğin olsun. Askeri o saçla gidilmez. İyi bir eş bul, yuvanı kur, çoluğa çocuğa karış, yalnız kalma. Ben hayatta verdiğim bütün sınavların dersini babamdan aldım. Hatırladın mı baba? Hatırlamıyor. Babam artık hiçbir şeyi hatırlamıyor. Okumayı, yazmayı, araba kullanmayı, tamir etmeyi hatırlamıyor. Onun bana söylediği her şey noktası virgülüne kadar aklımda. Ama o hatırlamıyor. Bana öğrettiği her şeyi şimdi ona ben hatırlatıyorum. Bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim baba. Ali, duygusal sahne mi oynuyorsun sen? Ya abi bir şeyler anlattık işte ya. Allah, hatırladım Osman abi. Hatırladım. Heh, ne hatırladın baba? Ne hatırladın Osman abi? Puşt İlami. Ya, ay. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Sizi zili çalmak üzere. Hadi. Hadi. Bekler abi. Bekler abi. Duygulandık be. Biz de. Yani bu çatı altında görmeye çok alışık olduğumuz ve özlediğimiz de skeçlerden. Yani gerçekten kalbinize, yüreğinize sağlık. Eyvallah ya kardeşim. Oynayan bütün arkadaşlarımın da emeğine sağlık. Çok güzel hareketler devam ediyor efendim.